İçimde bir dertli bülbül öter Yunus, Yunus diye. İçimde bir dertli bülbül öter. Müzik Dünyası programından kucak dolusu sevgiler efendim. Sevgili dinleyenlerimiz, bu yılda aynı zamanda Ramazan ayına ermiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Ve Müzik Dünyası'nda da bugün hem bu güzellikleri konuşacağız, Ramazan ayından bahsedeceğiz, hem de birbirinden kıymetli konuklarım var efendim. Onlara bir hoş geldin demek istiyorum.
Hoş geldiniz. Nihat İncekara ve Rıfat Çalışkan. Hoş bulduk. Nihat İncekara ve Rıfat Çalışkan daha önce programımızın konukları olmuşlardı. Evet. Bireysel olarak da, ama bugün zaten bilenler bilir ama biz de yine anlatacağız tabii ki aramızdaki hem dostluğu hem çalışma anlamında da birlikte çalıştığımız dönemlerden ve hala çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızdan bahsedeceğiz. Nihat İncekara, Eyüp Musiki Vakfı Başkanı ve bestekar, söz yazarı. Yakından bilenler iyi bilirler. Evet. Rıfat Çalışkan da hem yine kültür televizyonları ekranlarında müziğin ritmi miydi? Hayatın ritmi. Hayatın ritmi. Çok özür dilerim. Müzik dünyası müziğin ritmi gibi. Hayatın ritmi programını gerçekleştiriyor kendisi. Zaman zaman izliyoruz da. Eyvallah. Aynı zamanda ve ses sanatçısı hem tasavvuf müziğinde hem Türk sanat müziğinde bugün şarkılarımızı dinleyeceğiz. Eyvallah. Efendim ben en büyüğümüze dönmek istiyorum. Ama öncesinde kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımı da tanıtmak isterim. Utta Hasan Hekimoğlu. Kemanda Metin Kabacı, kanunda Batuhan Kaşıkçı, ritimde Bedirhan Büyükduman bizlerle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizler de bugün bizlere eşlik edecekler. Evet başkanım, Nihat İncekara hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor çalışmalar Eyüp Musiki Vakfı'nda? Çalışmaları sona erdirdik dönemsel olduğu için. İnşallah Eylül ayının sonuna kadar tatildeyiz. 1 Ekim'den itibaren yeni dönemin yeni çalışmalarıyla yine musiki dünyasına hizmetimizi devam ettireceğiz. Evet, evet. Biraz önce sen konuşurken çok güzel bir şey oldu. Yani üçümüz de aynı yerin yetişmiş insanları olarak evet, bir aradayız. Kaç yıl oldu sence? Ya ben kendi adıma söylersem şöyle bir 16. sene, 17. sene gibi. Evet. Yani bizim Rıfat'ın biraz daha fazla. Benim daha 20 sene bitti. 20 yıl olmuştu. Ben çok küçük yaşlarda Eyüp Musiki Vakfı'na gelmiştim. Evet. Konservatuvar eğitimi öncesinde eğitim almak maksatlı yer araştırırken, o zaman Eyüp Musiki Derneği'ydi. O şekilde ben Eyüp Musiki Vakfı ile tanıştım, Nihat Bey ile tanıştım. Bunu şunun için söylüyorum. Zamanımızda dostluklar, arkadaşlıklar, iş arkadaşlıkları, bilhassa musiki hayatındaki çalışmaları birlikte yürüten insanların bu kadar uzun süreli bir arada olmaları pek kolay ender değil. Görülüyor. Evet. Çünkü çeşitli vesilelerle değişimler oluyor, ortaya çıkıyor. Söz konusu oluyor. Çok şükür diyorum ben gayet. Ben de çok şükür mutluyum diyorum. Yani böyle zaten mutlu bir arada birliktelikten dolayı. Tabii bir arada olmamızın sebebi de bu zaten. Evet. Yani bireysel olarak ben tabii ki hem Rıfat'la program yapmıştım hem Nihat Bey'le sağ olsun gelmişti yine program yapmıştık ama bu Ramazan özel programı. O yüzden bunu da hep birlikte olalım istedik. Çok teşekkür ediyorum. Ben senin şahsında da KRT Televizyonu'na bize böyle bir imkanı verdikleri için. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Zaten kültür televizyonlarında hep böyle iyi müzik yapılan, iyi programlara imza atılan bir kanalla karşı karşıyayız. İzlediğimizde izleyicilerimiz zaten hepsi çok seçkinler. Buradan bütün izleyicilerimize tekrar tekrar selam olsun efendim. İlk eserimizi dinledik biz Rıfat'tan bir ilahi. Evet. Bir de şarkı şeklinde ilerleyeceğiz. Evet. Bugün hem şarkılarımız var. Biz şimdi karşılıklı rekabet halindeyiz. Yok rekabet değil. Aslında renk var bugün programda. Tabii müzik dünyası programı çok çeşitli müzikler içeriyor. Bir ringe çıkmış iki boksör gibi. Ben de şarkıları seslendiriyorum. Hiç karışmıyorum. Ben sen bir tarafsın çünkü. Evet. Ya bugün Ramazan'a özel bir müzik dünyası gerçekleştirelim istedik. Müzik dünyasının izleyicileri bilirler ki çeşitli müzik tarzlarını biz programımızda yer veriyoruz ve konuklarımız da öyle. Çeşitliliğimiz çok fazla. Bugün de böyle hem Türk sanat müziğinin, tasavvuf müziğinin örneklerini vereceğiz. Özellikle Nihat İncekara bestelerini seslendireceğiz efendim. İlk seslendireceğim şarkı. Ben bu şarkı vesileyle hepinizin de büyüğü olarak bizi hem izleyenlerin hem izleyemeyenlerin, müzik dünyasındaki dostlarımızın, bizi dinleyip sevenlerimizin ve bütün Türkiye halkının mübarek Ramazan ayını kutluyorum. Hayırlı, bereketli. Eyvallah. Ramazanlar diliyorum inşallah. Olsun nicelerine hep birlikte kavuşalım inşallah. Ve İstanbul isimli şarkıyı seslendireceğim ben şimdi. Güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait, bestesi kıymetli başkanımız besteker Nihat İncekara'ya ait. Daha önce de seslendirmiştik programımızda. Özelliğinden tekrar bahsedeceğiz efendim. Buyurun arkadaşlar. Thank you.
kaçtı denize gördü. Çekmeye başladı ortada İstanbul. Bu ne biçim su, bu nasıl şehir, şişede İstanbul. Masada İstanbul. Bu ne biçim su, bu nasıl şehir, şişede İstanbul. Tebrik ederim. Ellerine sağlık. Arkadaşlarımız evet, da çok güzel çok eşlik ediyorlar. Sizin de yüreğinize sağlık. İstanbul şarkısı da Kadıköy Beste Yarışması'nda birinci seçilmişti. Kaç yılıydı? Ben artık 2013. 2013 yılıydı. Kadıköy Belediyesi'nin Beste Yarışması'nda. Evet. 700'e yakın şarkı içinde ilk 10'a girmişti. Evet. Ve finalde de sen seslendirince. Evet, yine birlikteydik. Birinci ben olma şansından başka bir şansı yoktu zaten. Ben bu şarkıyı sahipleniyorum artık zaten. O kadar çok okuduk, o kadar ilk ben okumuştum. Hani hep evet, her şeyin yanında evet, olduğum için bu şarkı yapılırken de o yüzden çok sahipleniyorum da o çok da severek çok seviyor, tamam. Evet, Rıfat'cığım sana dönmek istiyorum. Yok, nasıl geçiyor Ramazan? Ramazan mesleki anlamda yoğun bir dönem. Tabii senin ki için tasavvuf evet, müziğiyle ilgilendiğin evet, için evet, ağırlıklı. Konserlerimiz oluyor, sen de biliyorsun. İşte birçok belediyenin etkinliklerinde evet, sahne alıyoruz. Evet. İşte bu akşam da bir konserimiz olacak. Evet, nerede konser? Küçükçekmece Belediyesi. Bu akşam çatısı altında. Sevgili izleyicilerimiz. Orada Atakent Amfiteyatro'da bir konserimiz olacak inşallah. Hı hı. Böyle bir yoğunluk içinde devam ediyoruz. Evet, yine bahsederiz, hem programından da bahsedeceğiz istiyorum. Eyvallah. Burada Kültür Televizyonları ekranlarında izleyicilerimiz seni tanıyorlar zaten. Evet. Ve hiç fazla zaman kaybetmeden Hicaz İlahi'ye geçelim. Peki, diyorum ben. Peki, tamam. Settar Allah İllallah isimli ilahi. Peki. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, Muhammed Resulullah. Hidayet ermişiz, Rabbimizdir bir Allah. Huzurunu bulmuşuz, Rabbimizdir
Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Resulünü görmüşüz, Rabbimizi sevmişiz, muhibbi ehli şevkiz, Rabbimizdir bir Allah. Resulünü görmüşüz, Rabbimizi sevmişiz, muhibbi ehli şevkiz, Rabbimizdir bir Allah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Ağzına sağlık Rıfat. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağlık arkadaşlar. Saz sanatçılarını tekrar takdim edelim. Utta Hasan Ekimoğlu, kemanda Metin Kabacı, kanunda Batuhan Kaşıkçı ve ritimde Bedirhan Büyükduman. Şöyle de bir özellik var. Aslında yine Musiki Vakfı'ndan sazlarımız var. Hep birlikte çalıştığımız sazlarımız var. Tabii. Bedirhan'la, işte Batuhan'la, yine Hasan Hekimoğlu bizim vakfımızın UT hocası. Konserlerimizde sık sık iştirak ediyor Metin Bey bize kemanıyla bizi da. Bizi bilenlerle olmak evet. Çok daha yararlı. Evet, tabii. Burada biz bize sohbet ediyoruz. Bir kaynaşma ediyoruz. Olmuş artık. Onu evet. Kaybetmemek lazım. Kesinlikle öyle. Seyirciye de bu samimiyetin geçtiğini düşünüyorum ben her zaman. Kesinlikle. Ben evet. De aynı görüşteyim. Evet. Ağzına sağlık gerçekten. Teşekkür ediyorum. Sen tasavvuf müziğiyle bütünleşmiş birisin. Biz seninle çok farklı çalışmalar da yaptık. Evet. Yine Eyüp Musiki Vakfı bünyesinde de tangolar, tasavvuf, kantolar. Şimdi tasavvuf müziği tabii çok eskiden dayanıyor ama evet. Sanat müziğiyle ilerlemem tabii ki Eyüp Musiki Vakfı ile oldu. Ama tasavvuf müziğinde daha geçmişten gelen bir bağlılığımız var tabii ki. O yüzden biraz daha nasıl diyeyim daha duygulu oluyorum tasavvuf müziği okurken. Evet. Çok da güzel oluyor. Eyvallah, kesinlikle eyvallah. Katılıyorum ben de. Şimdi başkanım, Ramazan'ın güzelliklerinden hep bahsedeceğiz. Aynı zamanda eskiden yapılan direkler arası eğlencelerinde de yapılan müziklerle alakalı da konuşacağız. Ama öncesinde istiyorum ki ben sizin bir besteniz var, Naz Yorgunu isimli. Güftesi Hasan Karakuş'a ait bestesini siz yapmışsınız, bir tango. Bunu seslendirelim istiyorum. Hem de yine sohbet eşliğinde hay tangolardan, kantolardan, o dönemlerden hay bahsedelim istiyorum. Hay. O kadar çok naz etti ki olsun bu bunlar normal şeyler. Tabii biz yer değişikliği yapmış olabiliriz. O kadar çok naz etti ki isimli tango. Sözümü kesti benim başımda çok iyi.
benim en sevdiğim sesti, sesti benim. Benim gönlüm ses yorgunu, benim gönlüm ses yorgunu. Her sözümü kesti benim, başımda çok esti benim. En sevdiğim sesti, sesti benim. Benim gönlüm ses yorgunu, benim gönlüm ses yorgunu. Karışıklık var. Biz bir yer değişimi yaptık az önce. Arkadaşlarımızın ona evet. haberi olmadı. Olur canlı yayın bunlar. Doğal şeyler. Evet. Aynen öyle. Evet. Tangolarınız sizin de artık birkaç tangonuz var böyle çok. Yani 5 tane kadar oldu. Yani hepsi de ama özellikleri şunlar. Mesela çok tango yapılabilir ya da bu özellikleri tabii. taşıyan çok şarkı yapılabilir. Önemli olan hepsinin lezzetli şekilde dinlenilebiliyor olması, söylenilebiliyor ve seviliyor olması bence. 5 tane ama hepsi de seviliyor. Bunlar şimdi da çok yeni. Bugünkü programda kaç tango var mesela? Bugün sanırım 4'ü burada. Evet bir tanesi yok. Yani 4'ü bir programda dinlenildiği zaman evet. O şey senin söylediğin özellik bulunabilir tabii. Tabii. Hani birbirine çok yakın mı? Farklı özellikleri var mı evet. vesaire gibi. Evet hepsine bir anda bakmış olacağız. Benim çocukluğumda tango çok önemli bir yer ediyor. Yeri var. Annem Allah rahmet eylesin. Çok tango severdi ve bize tango öğretirdi. O zamanın tangolarından yani dinlediğimiz devirdeki tangoların dışında geçmiş dönemlerde kendisinin gençliğine evet. ait dönemlerde de söylenmiş olan tangoları hep ondan öğrenmiş. Lafınızı balla kesiyorum. Bir telefonumuz varmış. Tabii. Alo. 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 Kimle görüştük? Hasan Karakuş. Hasan evet. Karakuş. Sevgili Sinem. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Hasan Bey yayınımıza. Az önce sizin güftelerini yazdınız. Teşekkür ederim. İyi programlar diliyorum. Dinledik. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Söylemek istediklerinizi dinleyelim. Alalım düşüncelerinizi. Hasan Bey. Şimdi bütün konuklarınıza, saz sanatçılarına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Gerçekten de Nihat Bey'in şarkılarının bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Ta ki kendisiyle tanışıncaya kadar. Evet. Gerçekten hem tango yaptıkları tango eserler hem de klasik formdaki eserler, saz eserleri hepsi birbirinden güzel. Kendisine müzik dünyasında daha nice güzel eserler üretmesini diliyorum. İnşallah. Sevgili Sinem. İnşallah. Senin sesinden de dinlemek şarkımızı beni çok mutlu etti. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyorum.
İnşallah başka eserlerde yine birlikte olabilmek ümidiyle. İnşallah hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İnşallah Hasan Bey. Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Sesinizi duymuş olduk. Güftekarlarımız da bizim için çok kıymetli. Bestekarımız burada yanımızda. Sizinle de telefonla konuşmaktan da çok mutlu olduk efendim yayınımızda olmanızdan. Ben bir şey söyleyeyim Hasan Tabii Bey ki. Ile ilgili. Tabii ki buyurun. Hasan Karakuş Türk Musikisi'nin söz bölümünde çok önemli bir yere sahip. Evet. Uzun yıllardan beri güzel şarkılarımız için çok güzel sözler yazıyor. Dolayısıyla da ürettiği sözlerin şarkıları dillerden düşmeyen şarkılar. Kendisini hem kutluyorum hem de ben de ona bu güzel yazımlarına devam etmesini diliyorum inşallah. Evet, inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Hem emekleriniz için hem programımıza eşlik ettiğiniz için. Hoşçakalın. Evet, devam edelim sohbetle. Evet. Annenizden bahsediyordunuz. Evet, tangolara o zamandan beri ben aşinayım ama musikiyle ilgilendirdiğim yıllarda hani bir tangoya besteleyim falan gibi bir düşüncem olmamıştı. Son yıllarda bu yeniden canlanınca bilhassa Ahmet Kadri Rizeli'nin ön ayak olduğu bir olaydır. Hı hı. Türk müziğine yeniden tangoların dönüşü diyorum ben. Dolayısıyla da Sayın Rizeli'yi de bu konuda başta tutuyorum. Çünkü çok güzel tangolar yaptı. Evet. Bizlere belki de bir ilham perisi oldu, hı hı, o tangolar yönünde. Ben de ondan sonra işte bu 4-5 tane tangomu besteledim. Evet. Devam edeceğim inşallah. Fırsat evet, inşallah. Fırsat buldukça biz de bekliyoruz yenilerini. İnşallah. Rıfat'la da seslendirmiştik tango kantolarda. Evet. Hem kantonuz var. Evet. Yine bugün de evet, seslendireceğiz i̇nşallah, programın inşallah ilerleyen dakikalarında. İnşallah. Hem tangoları hem kantoları özellikle seçtik zaten. Ramazan ayının özelliğinde kantolar var. Var. Bahsedeceğiz pek ama. Tangolar belki çok yer etmemiştir Ramazan'da ama. Kantolar çok daha fazla. Kantolar onun alameti farikası gibi. Aynen öyle. Devam edeceğiz efendim. Kısa bir aradan sonra. Kalbim
bir de umutlarım var. Sana gönlümü verdim, orada rüyalarım var. Bilsem ki seveceksin, beklemeye razıyım. Bin yıl sürse hasretin, özlemeye razıyım. Bilsem ki seveceksin, beklemeye razıyım. Bin yıl sürse hasretin, özlemeye razıyım. Eylül yalnız kalbim, bir de umutlarım var. Sana sevgimi verdim, orada dualarım var. Eylül yalnız kalbim, bir de umutlarım var. Sana sevgimi verdim, orada dualarım var. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Nihat İncekar'a bestesi ve sözü güzel bir şarkıydı. Birlikte de seslendirmiş olduk. Başkanım. Yani ben karınca kararınca diyeyim. Bir düet olmuş oldu burada. Hep Rıfat'la düet yapıyoruz. Senin sesin olunca bizim erişme şansımız falan çok aşağılarda. Estağfurullah efendim. Herkesin da farklı özellikleri var. Bestekar sesi falan deniyor ya, belki onun bir kıymeti vardır. Olmaz yani mı? Bestekarından dinlemiş evet. olmak gibi bir kıymeti var evet. tabii ki her zaman bizim Eyvallah, için. Tabii. Evet Rıfat'cığım. Senin beste çalışmaların var mı bu arada? Beste ve söz yazmak gibi Yok, özellikle. Yok, üstadların yanında ben o konuda hiç konuşmuyorum. Biz Yok. Kendi kendimize karalıyoruz senle ben öyle. Yani Çıkarmıyoruz öyle çalışma şey diyelim ama yani gerçekten kendimizi o konuda daha veremiyoruz açıkçası. Ben evet. kendimi veremiyorum beste olarak. Şu an hiç Çünkü o kadar solist olmaya, şarkıları söylemeye, evet. yorumlamaya yoğunlaşıyoruz evet. ki belki de işin bu kısmı da ayrı bir zaman ayırmak istiyor. Ya bir de birikim mi? Birikim gelme dönemi. Zamanı var. Belki o henüz daha gelmemiş evet. olabilir. O şeye çıkmamış olabilir. Yani ufak tefek yapıyoruz. Ben çok hani kayda değer bulmuyorum kendi adıma. Eğer onu bulmaya başlarsam ben de herhalde var diye. Mesela İnşallah. Başkan da çok söyler. Bundan 30 sene önce yapmış olduğu bir besteyi belki de günü gelmedi diye çıkarmadı ortaya. Yıllar sonra çıkardı. Evet, o yüzden senin de belki şu an yaptığını belki 15 sene sonra çıkaracaksın. Çok güzel bir şey çıkacak orada belli olmaz yani. Yani belli olmaz. Nasip o zaman yaşayıp göreceğiz evet. inşallah. İnşallah. Ya geçenlerde bir konser oldu Beylikdüzü'nde. Evet. Gittim ben de. Hiç kitapta var benim. Ben onları hiç irdelemiyordum. O onları seçmiş. Allah Allah. Koro şefi. Allah Allah. Yaylı tambur çalan Ahmet diye bir arkadaşımız var. Onun, Ahmet Sadi Çelik. Yani Ahmet benim de Sadi. Evet. Onun yönettiği bir koro o. Eyvallah. Çok şaşırdım yani. Hiç duyulmamış şarkılarımı okudular. Sizin 2002 Üçten. Yılında çıkardığınız kitaptı değil mi? O evet. Bestelerinizden oluşan. Var evet. ama şarkıların yapılışı 1970 yılında. Oh yani düşün. Evet maşallah. Hatta birinin diyorum. Sözleri de bizim arkadaşımız Uygun Somer'e ait. Ha, Onu evet. da götürecektim ama kısmet olmadı. Uygun abimize ya gerçekten. Evet. Hangisi olmaz olsun muydu? Yok yok. O değil mi? 4 satırlı şarkılardan. Allah Allah. Bir zamanlar çok fazla ya 4 satırlılar. Evet evet doğru. Onlardan 2 tane Nihaven seçmiş. Bir de İstanbul vardı. Değişik. Çok şaşırdım şey. Yani. Hem de koro okudu bir de. Öyle solo falan dedi. Güzel bir şey evet, tabii biz ki. De evet. şarkı Nihat Bey'in şarkılarından oluşan bir konser yapmıştık. Evet. O zaman onları o kadar çok şarkı o kadar var ki onları koymamıştık bile. Onları. Evet onlara evet. bakmamışız çok eskide kaldı. 2014 yılı mıydı Nihat Bey? 2014. 14'tü. Evet. 4 sene olmak üzere yeni bir eserlerden oluşan bir konserin sırası geliyor evet. demektir. İnşallah. Yani Cemal Reşit Rey'i de gerçekleştirmiştik. Evet. Şimdi yeni bir konser daha yapıyoruz İnşallah. Zaten. İnşallah. Yeniler var. O dönemden bugüne çok fazla yeni şarkı var. Evet. Bugün evet. de özellikle yenilere yer vermeye çalıştık evet. zaten. Şimdi Rıfat'cığım yine güzel bir Nihavend İlahi var sırada. Ey gönül bakma cihane. Evet. Senden onu dinleyeceğiz. Dinleyelim şimdi. Peki. Thank you.
Hasan Hekimoğlu kemanda, Metin Kapacı kanunda Batuhan Çiftçi, ritimde Bedirhan Büyükduman eşlik ediyorlar efendim bizlere. Gerçekten ilahilerimiz de birbirinden güzel seçimler. Evet. Nihavend makamında ilahileri bayılıyorum. Hatta Nihavend ezanı da çok seviyorum. Özellikle çok da sık rastlamıyoruz. Benim de en çok sevdiğim makamlardan biridir. Bazen böyle duyduğum zaman, sevgili başkanım siz de bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ben ama. Ben çok kullanırım zaten. Nihavend evet. Hem güzel bir makam ama ezanlarda da çok güzel yakışıyor. Çok fazla da kullanılmıyor. Nadiren duyuyorum. Bir evet. Eminönü'nde, İstanbul Eminönü'de yeni camide. Eyvallah. Duydum birkaç kere. Yine, yapılıyor ya, yapılıyor. Evet, böyle benim evimin yakınlarında böyle bir duydum. Çok çok da güzel okuyorlar, sağ olsunlar. Seviyorum Nihavend. Makamlarımız tamam. Güzel, hepsi güzel. Evet. Gerçekten ya. Kesinlikle. Evet, var. Şimdi tekrar tangolara döneceğiz ama öncesinde biraz bahsedelim eski Ramazanlardan. Siz bizim büyüğümüzsünüz. Sizin anlatacak çok şeyiniz var bu anlamda. Yani benim dönemimden öncesi de var tabii neticede. Ama genelde hepimizde şöyle bir duygu var. Aa, nerede o eski Ramazanlar? Hep duyuyoruz işte, biz mesela. Nasılmış bu Ramazanlar? Evet, evet. Belki bizden sonraki nesil de bugünkü bayramları için aynı şey. Evet, doğru. Ama tabii geçen çağın bizlere getirdiği iletişimin o dönemlerde... Mikrofonunuzda küçük bir sıkıntı oluşmuş. Hemen vokal mikrofonuna konuşabilir misiniz? Devam edebilir misiniz? Yakınlaştırıp, evet. Evet, onunla devam edelim. Önünüzde durabilir. Yani böyle. Bizim zamanımızdaki evet. iletişim araçlarının o devirde olmaması sebebiyle evet. çok daha farklı kutlamalar veya Ramazan'ı sürdürmeler var. Mesela Ramazan'ın başladığını bulabilme konusu bile çok önceki yıllarda, eski yıllarda hilali gören ayı şey kişinin gidip kadının önünde ben gördüm diye yemin edip teminat vermesiyle Ramazan başlıyor. Evet. Ne top var, ne radyo var, ne televizyon var. Ancak şey aracı böyle kullanılabiliyor. Evet, zaman çok... birimini de tayin etme imkanı olmadığı için. Ama şimdi bundan 50 sene sonranın bile Ramazan hangi aya geliyor bilebiliyoruz neticede. Evet, yani artık teknoloji bunun da çağın ilerledi. Getirdiği imkanlarla evet. oluyor. Sonradan da bizim zamanımızda iftarın bildirilmesi. Ve sahura kalkma aracı olarak da davulun kullanılması evet. gündemdeydi çok.
çocukluğumda sahura kalkmak bile bizim için çok böyle güzel gelen, bütün kalbimizin sanki yıkandığı gibi duyguların oluştuğu bir dönem. Yani o hissiyat çok önemli. Şimdi işte oruç tutsun tutmasın aslında sahura kalkmak bir çocuk için gerçekten bizim çok önemli. Bizim küçüklüğümüzde öyleydi. Ben öyle yaşadım. Yani tutamazdık, küçüktük ama annem ve babam beni kaldırırlardı. Kaldırıyorlardı. Kardeşim de kaldırırdı. Tabii. Birlikte yemek yerdik. O sahurun ruhani havası çok başkaydı. Evet. O sabah saatlerindeki ezan sesi, her şeyi bir arada yaşamak, ailece sohbet. Yani Ramazan'ın özelliği paylaşım aslında burada ortaya çıkıyor. Şimdi yaşanıyor. Tabii. Yaşanıyor. Tabii. Yine davulcular var, davul çalıyorlar ama o eski davulcular da yok galiba. Niye amcacığım? İşte yani her konuda böyleyiz biz. Yani geçmişi daima özlemle bekleyelim. Kesinlikle öyle. Evet, müzikal anlamda da eski yapılan Ramazan şenlikleri yok artık. Ama yine Rıfat arkadaşım da çalışıyor. Yani tasavvuf müziği ağırlıklı dinletiler yapılıyor. Yine çocuklara yönelik bazı belediyelerin yaptığı çalışmalar var. Hacivat Karagözler, evet, bunlar Karagözler yapılıyor. Meddah sanatları yapılıyor bazı belediyelerde ama eski yoğunluk, eski ustalık kalmadı gibi. Radyo var. Evet. Sahurda, radyoda, sahura kadar daha doğrusu. Belki sahurdan bir saat önce başlayan bir sahur programı vardı radyolarda. O programda da Karagöz Hacivat var. İsmail Dümbüllü'nün oyunsal şeyle tiyatro oyunlarının radyofonik olmasını getirdiği piyesler var. Bir de saz eserleri var. Mesela iftarda saz eserleri çalıyordu. Evet. Neylerle saz eserleri. Şimdi genç çocukuz mesela diyelim. Bekliyoruz. İftar gelecek. O ney bitmiyor, bitmez. Bitmiyor da. Ama tabii o ruhani ses her zaman o günden bugüne ruhumuzda yer etmiş vaziyette. Öyle, hala kesinlikle öyle. Ney sesi ve onu duyduğumuz zaman zaten hissettirdikleri hepimizde aynı şeyler diye düşünüyorum. Ve biz tangolarla devam edelim o zaman. Yine sizin bir tangonuz var sırada. Günün anlam ve önemine çok uyuyor diye bu kadar tangoları üst üste koyduk efendim. Yalancı isimli tango, Güfte Sedai Kavrık, Beste Nihat İncekara. Seslendirelim bakalım. Yalnızca sen değilsin, şarkılarda yalancı, içimde besledim, umutlarda yalancı. Sevdiğini söyleyen, mutluluk müjdeleyen, bekle geliyor diye. Sevdiğini söyleyen, mutluluk müjdeleyen, bekle geliyor diyen, falcılarda yalancı. Yalancı.
falcılar da yalancı. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Sözler de gerçekten çok kıymetli ve çok güzel. Evet. Buradan evet. Selam ağzına olsun sağlık efendim. Senin de çok güzel okudun. Teşekkür ederim Rıfat'cığım. Biliyorsun ben tango okumayı çok seviyorum. Evet biliyorum. Çok sevdiğini biliyorum. Her şeyi yalan yaptı ama ne yapalım? Yani, şair öyle yazmış. Öyle yazmış. O öyle hissetmiş şair. Onu söyletecek bir şeyler olmuş evet. olsa gerek herhalde. Evet. Bilmiyorum şimdi burada konuşmayalım. Bulursak soracağız bulursak, ona. Evet sorarız gerçekten de öyle. Tekrar arkasından bir tangomuz daha var. Hemen ardı sıra seslendirelim ve ondan sonra araya gireriz efendim. Evet. Ha telefon varmış tamam. Alo. Alo. Sedai Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinem Hanım. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Üç güzel dostu yine aynı karede görmek beni çok mutlu etti. Siz de buradasınız. Nihat Hocam, Rıfat Bey. Sağ olsun, sağ olun, selamlar. Bir eksikle diyecektim ama siz de buradasınız dediniz, ne mutlu bana. Evet, evet. Yani hem kalben aslında birlikteyiz hepimiz. Eyvallah. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Aynı duyguları paylaşan insanlar her zaman kalben birliktedirler zaten. Katılıyorum. Sinem Hanım, öncelikle ben sizlerin ve tüm İslam aleminin Ramazan'ını bir kutlayayım. Çok teşekkür ederim. Ve aynı zamanda böyle değerli bir program yapmış olduğunuz için de kutlamış olayım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Nihat Hocama da tabii birkaç söz söylemek isterim bu Buyurun. Güzel tango için. Buyurun dinliyoruz sizi. Tabii Nihat Hocam benim için sadece bir bestekar değil. Bestekardan çok daha fazlası. Bir dost, bir sırdaş, bir hoca. Evet. Yani onu anlatmaya sözler yetmiyor ama onun namelerinde konuşmak benim için çok büyük bir onur. Çok değerli benim için. Sedai dikkat et bak yalancı tangon okumuşsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve size de değerli yorumunuz için de aynı zamanda teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Nihat Bey bir şey söylüyor size. Sedai bak yalancı tangon okundu. Dikkat et diyorum. Sözleri. Hocam yani bunlar gerçekten siz zaten biliyorsunuz. Şaka söylüyorum tabii. Gayet ne kadar samimi olduğumu fazla söz söylemeye gerek yok. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Sizin gibi bir üstadın nameleri benim için çok değerli. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Bizler de teşekkür ediyoruz. Hem bu kadar güzel güfteler yazdığınız için, hizmet ettiğiniz için hem de yayınımızda bizimle olduğunuz için Sedai Bey. Çok teşekkür ederiz ve hoşça kalın diliyoruz sizlere. Sanatçısı arkadaşlarıma da çok selamlarımı iletiyorum. Kolaylıklar diliyorum. Eyvallah. İyi çok yayınlar, sağ olun. Hoşçakalın. Sedai sen böyle güzel sözler yazmaya devam et. Ben de tangolara devam edeceğim. Tamam mı? İnşallah Sayın Hocam. İnşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Şarkımıza girecektik ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra buradayız. Eyvallah. Evet. Yıldızlar altı
Sanatçısı arkadaşlarım Mutlu Hasan Hekimoğlu, kemanda Metin Kabacı, kanunda Batuhan Kaşıkçı, ritimde Bedirhan Büyük Duman eşlik etmekteler bana. Konuğum çok kıymetli Musiki Vakfı Başkanı ve bestekar Nihat İncekara, ses sanatçısı, ritimzen ve eğitmen Rıfat Çalışkan. Eyvallah. Aynı zamanda bizimle birlikteler efendim. Birbirinden güzel şarkılarla da devam edelim istiyorum ben. En mutlu benim herhalde. Şarkılarınız okunduğu için mi? Gayet tabii. Bizim için de büyük mutluluk bunları ama. Bunları dinlemek bile benim için çok önemli bir şey yani, çok önemli. Ne mutlu ki biz de bestekarının karşısında seslendirebiliyoruz. Bu da çok, çok önemli bir şey bence. Aynı programda sizinle birlikte olmak zaten bizim için çok önemli. Çok sağ olun. Evet, çok program başında da bahsettik bizler hep hem gönül anlamında birbirimize çok bağlı insanlarız. Eyvallah. İyi dostlarız. Uzun yıllar birlikteydik ve birlikte olmaya inşallah devam edeceğiz inşallah. Tabii ki. Ve Rıfat'cığım sözü fazla uzatmadan bir ilahiyle devam edelim arkadaşlar. Bir yerinden ses alayım. Aşkın ile aşıklar yansın yâre sulallah. Aşkın başka
kansın şerabını, kansın ya Resulallah. İçüp aşkın şerabını, kansın ya Resulallah. Şu seni seven kişi verir yoluna başı. Şu seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Çoğu seni sevdi Sübhan oldu kamu ya Sultan. Çoğu seni sevdi Sübhan oldu kamu ya Sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşıkım ol didare, bülbülüm şol gülzare. Aşıkım ol didare, bülbülüm şol gülzare. Seni sevmeyen nare yansın ya Resulallah. Seni sevmeyen nare yansın ya Resulallah. Çol seni sevenlere kıl şefaat anılara. Çol seni sevenlere kıl şefaat anılara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Aşık Yunus'un canı ilmu şefaatkârı. Aşık Yunus'un canı ilmu şefaatkârı. Alemlerin sultanı sensin ya Resulallah. Alemlerin sultanı sensin ya Resulallah. Ağzına sağlık. Eyvallah. Ramazan'ın güzelliğinde senin ilahilerin sayesinde daha bir yaşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Yani çok sağ olasın. Güzel. Eyvallah. Seçimler gerçekten. Dinleyicilerimiz de eşlik edebileceği ilahiler. Yani ben zevk alarak okuduğum ilahileri seçtim inşallah. Umarım seyircilerimiz de zevk alıyorlardır biz dinlerken. Gerçekten. Çok güzel hepsi. Evet, çok güzel hepsi. Bilhassa nihavetler çok dokunuyor. Bana da çok merak uyandırdı yani. Kimin besteleri bunlar? Biri Hafız Zeki Altun'un da ilk okuduğum nihavet. Şu evet. An okuduğum ise Doğan Ergin'e ait. Yani insanın aklına nihavent ilahi olabileceği hiç hep mesela evet. Sabaha geliyor, Hicaz, Hüzzamlar, evet. Hep segahlar, bunları hissediyorsun ama nihaventlerde gerçekten araştırılıp bulunması gereken ilahiler de var ya, çok mi? İlahi var aslında. Yani büyük bir repertuar var ama tabii evet. Şimdi günümüzde her şey basitleştirildi. Tasavvuf müziği dediğimiz zaman 15-20 tane bir repertuarla bir sahneye çıkılıyor. Neredeyse herkes aynı eserleri okuyor. Evet. Ama evet, araştırıp öyle. Farklı eserleri ortaya çıkarmak lazım. Aslında var ama okunmuyor. Yani evet. Okunması gereken eser çok fazla. Ne güzel, senin bugün okuduklarının hiçbirini bilmiyordum ben evet. Mesela şimdiye kadar. Yani ben çok uzun zamandır geçiyorum ama tabii herkes de okumuyor açıkçası. Evet, evet çok evet. Güzel. Ağzına çok sağlık tekrar. Eyvallah. Çok eyvallah, güzeldi. Ve şimdi kıymetli bir metal var. Sultaniyegah metal. Benim için çok kıymetli çünkü çok da yeni. Evet, yeni besteledim. Çok taze. O yüzden aşağı yukarı bir aylık falan. Bir buçuk aylık kadar. Sultaniyegah metali saz sanatçılarımızdan evet. Dinleyelim isterseniz. Ben onu Eyüp'ün özelliğine adadım. Evet. O yüzden de ismini Pierlotti Sefası. Pierlotti Sefası isimli. Sultaniyegah'la örtüşmüş mü bakalım? Dinleyelim bakalım. Siz dinleyin. Dinleyelim.
Sağlık arkadaşlar. Eyvallah. Çok güzel çaldınız. Evet değil mi? Fevkalade. Biz zaten hiç mesela konserde bunu icra etmiştik. Biz ilk defa bir televizyon yayınında yayınlanmış oluyor. Böylece geniş bir kitleye de inşallah ulaşmış oluyor. Ulaştı. Evet. Evet gerçekten öyle. Siz saz eserleri olarak da yapmaya yani, başladınız evet, diyelim. İki tane çalışmam var. İki metal kadar. Var. İkisi biri, de Eyüp'e ait. Evet biri Hicaz biri metal. Biri Eyüp Sultan'da Sabah Hicaz makamında o. Biri Pierre Loti'de. Biri Pierre Loti. Evet sabahları böyle canlandırarak evet. Gözünüzün önünde. Ama ikisi de böyle bilmiyorum Rıfat sana ne hissettirdi ama o sabah saatlerini hissettiriyor değil mi? Bu Pierre yani, Loti sefasıydı. İşte Pierre Loti şu an o... Dinlerken Pierre Loti'de oturup bir kahve içmeyi ben düşündüm mesela. Değil mi böyle? Onu kulağımda i̇ftardan o sonra müzik. Içeceksin. Evet, iftardan sonra artık sonra yapacak kahve. Bir şey yok da yani. İftardan sonra gideceksin Pierre Loti'ye. Evet. Kahveni içeceksin, çayını içeceksin. Gibi. O güzel yani, manzara o eşliğinde. O manzara, o güzel havada. Evet. Çok güzel gerçekten. Ben hocam, ilk Uygun'a dinletmiştim Uygun Bey'e. O bana dedi ki bir sultan şeyi veriyor dedi bana. Sanki saray şeyi gibi falan. Evet doğru da bir tespit aslında. Evet, bu. Ama işte onu vermesi çok güzel. Yani hı-hı. Eğer öyle bir şey verebiliyorsam ben hı-hı. O zaman muvaffak olmuş oluyorum. Yaptığım evet. Enstrümantal olduğu için bu. Mana prozodisi bakımından ancak namelerin vereceği intiba önemli. Tabii ki evet. Öyle. Evet. Yani metalleri yaparken de çok aslında hani belirli prozodik anlamda bir hani sözü olmadığı için evet. Hani bir şey aramıyorsunuz aslında beklerken ama siz bir de isimlendiriyorsunuz ya işte Pierre Loti sefası. Diğeri Eyüp Sultan'da Sabah'tı Hicaz makamında olan metal. Onun için de biraz daha kolay canlandırabiliyoruz ama hissettiriyor da. Yani Eyüp'ün şey. Bana verdiği çok şey var. Evet. Ben borcumu ödemeye çalışıyorum. Eyvallah. Siz zaten hani Eyüp deyince başta gelen isimlerdensiniz aslında. Yaşayan ve bilinen Eyüp'ün çok önemli aslında tarihini de iyi bilen son dönemlerdeki son 50 yılı mı diyelim. Görev yaptım tabii evet, hem Eyüp Belediyesi'nde hem Eyüp evet. Spor Kulübü'nde. Evet. Uzun yıllar görev yaptım o yüzden yaşadığım döneme ait olan bilgileri saklıyorum tabii şeyimde hafızamda. Evet. Eyüp'ün önemli bir, hatta bir sanatçımız sizin konserinizde bir ifade kullanmıştı sizin için. Eyüp'ün ruhu demişti. Melahat Hanım Gülses. Söyledi. Evet, onu Melahat hiç unutmuyorum. Hanım. Çok evet. Güzel bir tanımlama olmuş. Evet. Yani çünkü kalbidir dedi, ruhudur. Evet, Eyüp'ün kalbidir, ruhudur demişti. Evet. Siz hani Eyüp Sultan'da tabii ki çalışmalar yaptınız ama sanatsal anlamdaki faaliyetlerinizin önemli kalıcı olan bunlar aslında tabii yani. Diğer görevler vesaireler unutuluyor da hı hı. Ama bir musiki eseri, bir edebi eser hiçbir zaman unutulmaz. Evet, unutulmaz. Evet. O zaman sizin bir şarkınızla da devam edelim istiyorum. Sırada Muayyer Kürdi bir şarkı var. Bir cevap verseydin dün evet. Akşam eğer. Sözleri Hüseyin Balkancı'ya ait. Gel diyecektim
saatler geçmiyor sensiz olunca. Teselli yetmiyor sabır dolunca. Mecnun'a dönmüşüm ayrı kalınca. Seni çok özledim gel diyecektim. Saatler geçmiyor sensiz olunca. Teselli yetmiyor sabır dolunca. Mecnun'a dönmüşüm ayrı kalınca. Seni çok özledim gel diyecektim. Thank you.
ne teselli ne de vaat. Sensiz gönlüm etmez rahat. Sen olmadan çok mesudum, sen olmadan yaşayamam. Ne bir tek gün, ne de saat, ne teselli, ne de vaat. Sensiz gönlüm etmez rahat. Sen olmadan yaşayamam. Ne bir tek gün, ne de saat, ne teselli, ne de vaat. Sensiz gönlüm etmez rahat. Sen olmadan yaşayamam. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok güzel. Şarkı da çok güzel Nihat Bey. Ellerinize sağlık. Evet, çocuklar. Yüreğinize sağlık. Çok böyle vurucu bir sözü var. Sen olmadan yaşayamam diyor. Bütün evet. Sevenlere gelsin o zaman. Öyle. Değil mi? Öyle olsun. Bu programımızın son bölümüne giriş yaptık artık. Öyle mi? Dolayısıyla şarkılarla hızlı hızlı gitmek istiyoruz ki daha fazla şarkınızı çalalım, seslendirebilelim istiyoruz. Sırada da bir nihayet tangomuz var. İçimde bir hüzün var ki isimli tango ki ben bunu seslendirmeyi çok seviyorum. Sedai Kavrık'ın sözleri yine. Bize de canlı yayında katılmıştı kendileri. Yine tekrar tekrar selam olsun. Buyurun efendim. Nihayet bir ses. İçimde
sonbahara bağlıyorum. Çoktan sildim o yılları, artık seni anmıyorum. İçimdeki fırtınayı sonbahara bağlıyorum. Çoktan sildim o yılları, artık seni anmıyorum. İçimdeki fırtınayı sonbahara bağlıyorum. Sanma seni unutmadım, sanma hala özlüyorum. Bundan değil ağladım, sonbahara bağlıyorum. Sanma seni unutmadım, sanma hala özlüyorum. Sonbahara bağlıyorum. Ellerinize sağlık kıymetli arkadaşlarım. Yüreğinize sağlık. Seda'ya Bey'e de tekrar selam olsun. Gerçekten tango okumak benim için çok, çok eğlenceli. Sizin karşınızda da çok, sizin tangonuzu okumak tarif edemem yani. Çok güzeldi gerçekten. Çok güzel duygulardayım. Efendim, sayenizde. Estağfurullah efendim. Evet, sırada hızlı hızlı geçiyorum ama bu bölümde her şeyi seslendirelim rumba, istiyorum. Kıymetli arkadaşım Rıfat'tan dinleyeceğiz. Peki bir ilahi daha okuyalım. Çok güzel bir ilahi daha var. Için. Evet. Tamam. Bir tane daha ilahi dinleyelim senden bu bölümde. Biraz hareketli bir ilahidir. Evet. Bestesi Cüneyt Kosal, Güfte Yunus Emre'ye ait. Bir boş ritimle girelim. Buyurun. Güzel bir ilahi seçimi. Eyvallah. Ağzına teşekkür ediyorum. Sağlık Rıfatcığım. Çok sağ olun.
Evet, şimdi birlikte seninle okuyalım istediğim bir şarkı var. Nihat Bey'in bestesi. Hem de çok güzel mesajlar içeren sözleri var. Kesinlikle. Serap Sönmez'e ait sözleri ve bestesi sizin Bir Dünya Verin Bana isimli şarkıyı seslendirelim istedim. Ramazan'da güzel dilekler iletelim evet. buradan. Değil evet. mi? Evet, bir ses alalım arkadaşlar bunu. Bir bir olsun Rıfat'la birlikte okuyacağız. Böyle bir dünyayı veremeyiz tabii. O ulu Allah'a mahsus ama ben böyle küçük bir çiçek ay, versen. Çok teşekkür ediyorum. Güzel çok, dünyalara sahip olman dileğiyle kızım. Çok çok teşekkür ediyorum. Harika. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum bu güzel güller için. Nazik hediyeniz için davetime de iştirak ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ama bu güllerde yanında cabası oldu yani. Çok severim ben gülleri. Böyle renkli renkli hem beyazını hem kırmızısını çok seviyorum. Çok da isabet oldu yani. Evet. Bu şarkıyı söyledikten sonra aklıma geldi. Bu Nihat Bey'in şarkıyı bestelediği zaman ben çocuk korosu çalıştırıyordum.
Evet. Ve çocuk korosuna yetiştirmek için hatta bir uğraş vermişti. Çocuk koromuzun da benim de ilk çalıştırdığım sene Cemal Rüştü'ydü hatta. Evet, o büyük başkanımızın bestelerinden ve sözlerinden oluşan Nihat İncekara konserinde okuduğumuz çocuk korosunda okuduğu şarkı buydu. Evet. Ve çok da güzel. Aslında çocuk korosuna da yakışır tabii ki. Sözleri var. Yani çocuklardan biraz bir dünya verim var. Bölümü var ya işte belki çocuklar ama çocuklar tizlere bir şekilde ulaşıyor ya. Bir hallediyorlar ses, evet ya ulaşıyorlar. Evet, öyle ufak tefek çalışmalarımız başarılı bir çalışma olmuştu yani beraber. O da. Çocuklarla çok, evet. Çok. Gerçekten bugün de bizim içimizden özellikle yani ben şahsen bugün Ramazan ayında paylaşımcı olmak gerekir. Güzel duyguları paylaşmak gerekir. Güzel mesajlar verelim istedim. Bu şarkıda isabet oldu gerçekten. Evet. İnşallah bütün isteyen herkese güzel bir dünya olsun. Evet. İnşallah. Bütün İnşallah dünya güzel olsun. Hazır tabii ki dileklerinizi almışken programımızın da sonuna geldik. Son şarkımızı almadan önce birlikte yine Rıfat'la seslendireceğimiz bir son şarkı var. Evet. Ondan önce sizin düşüncelerinizi alalım. Bütün insanlığa barış içinde, felaketlerden uzak, anarşiden uzak, terörden uzak güzel bir hayat diliyorum. İnşallah Ramazan ayını da bu vesileyle bu güzellik içinde geçirirler diye duacıyım. Evet inşallah. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hem sizlere hem saz arkadaşlarımıza. Benim için bu unutulmaz bir gün. Bu kadar çok şarkımı bir arada dinlemek gerçekten çok 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 önemli. Bizim için de çok güzel bir gün çok oldu. Çok teşekkür ediyorum. Hem de dost meclisinde sohbet ederken seyircilerimize bize ortak oldular. Tabii en büyük teşekkürü de bu yayını yapan Kültür Radyo Televizyonu'na diyorum inşallah. Bizlere de bu imkanı verdiği için onların da gelecek günlerinin güzel olmasını diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Rıfat'cığım sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Senin nezdinde tüm Kültür TV çalışanlarına, özellikle yayıncılara hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel oluşumu bugün sağladıkları için ve başkanımız da seninle burada olmak benim için gurur kaynağı gerçekten. Çok güzel bir programdı. Tüm seyircilerimize Ramazan mübarek olsun inşallah. Evet. Daha nice Ramazanlara erişmeyi Allah'tan niyaz ediyoruz efendim. Evet, kıymetli izleyicilerimiz müzik dünyasından bugünlük bu kadar. Kıymetli konuklarım Rıfat Çalışkan ve Nihat İncekara ile birlikteydik. Ramazan özel müzik dünyası bu güzel şarkıyla da son bulsun efendim. Yine Nihat İncekara'ya ait bir kanto. Artık kimseye vermem senin yerini. Hoşça kalın, müzikle kalın. Ben seni arıyorken sen beni buldun.
Gözlerim hep yollarda, bekletme beni. İnan canım, öyle çok sevdim ben seni. Sevgilim benim oldun, kalbime doldun. Ben seni arıyorken sen beni.